Gezegen Günlükleri serisinin bir diğer bölümünde hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz sınav dönemindeki arkadaşlık ilişkileri. Yani sınav döneminde arkadaşlık ilişkilerimiz nasıl değişti? Önceden nasıldı? Sınava hazırlanmaya, o sınav temposuna girdiğimiz zaman neye evrildi? Bundan bahsedeceğiz. Ama önce tabii ki ne kadar çalıştığımızı da söyleyeceğiz soru sayımızla birlikte. Berk, senden başlayalım. Önce soru sayısın ve ne kadar çalıştığın, sonra arkadaşlık ilişkilerin. Merhaba arkadaşlar. İkinci mezun yılım. Hedefim var mı artık? Bugün sabahtan biraz uyuyakaldım. O yüzden 9 saat 50 dakika çalıştım. 342 soru çözdüm. Arkadaşlık ilişkimde şöyle, şimdi ikinci mezun olduğum için çoğu arkadaşım üniversiteye falan gidiyor. O yüzden zaten böyle pek konuşamıyorduk ama yine aralarda konuşuyorduk. Artık mesela haftada bir, iki haftada bir buluşuyorsam artık ayda bir falan buluşmaya başladım. Zamanım da çok olmadığı için, hatta bugünden örnek vereyim, arkadaşım mesaj attı, Zoom üzerinden konuşuyoruz artık akşamları, haftada bir falan. Mesela çok yoğunum, o yüzden bugün olmaz dedim mesela, hafta sonu. Ya da koşluğa başlamadan önce çalışmıyordum, koşluk aldıktan sonra başlayayım demiştim. O ara her gün muhabbet ettiğim arkadaşlarım vardı, artık haftada bir anca telefonla görüşüyorum yani. Her şeyi bayağı azalttım o anlamda. Arkadaşlarım da anlayışlı. O da bana yardımcı oluyor. Süper. O da derken bir tane mi arkadaşım var yoksa? Onlar da Evet, mı? onlar da tabii aynı. Evet. Atakan? Atakan sendeyiz şu an. Baskın yedi herhalde. Evet, şu an baskın yedi. Atakan'ı geçiyoruz. Asya? Merhaba, ben mezunum. Hedefim ODTÜ Elektrik Elektronik. Bugün 10 saat 1 dakika çalıştım. Bugün 176 soru çözdüm. Biraz türev çözdüğüm için çok az oldu. Türevden nefret ediyorum. Her neyse. Geçen sene şöyle bir şeyler oldu. Ben çok uzun anlatmayayım da biraz böyle hikayemsi bir şey olacak. Böyle yakın olduğum bir arkadaşım vardı. Sonrasında böyle nasıl desem, onun netleri benden daha iyiydi, işte kurs sınıfında kur olarak benden daha üstteydi falan. Sonra böyle bir şey havalarına girmeye başlamıştı, böyle işte ben çok iyiyim, işte ben çok bilmem neyim şeyleri oldu, beni biraz böyle aşağılama tavırları içerisine girdi. Ben de onunla tüm ilişkimi kestim. Peki. Evet, Aslı. Ben bugün dışarıdaydım, o yüzden 6 saat çalışabildim. Ay, 6 saat çalışabildim. Ya bu kadar. Arkadaşlık ilişkilerim de değişmedi yani. Buluşmuyordum zaten. Ya Bigit nasıl değişmedi? Geçen sana mal diyen abi, senin arkadaşın o, değil miydi? O başka. Ya onu geçiyorum ben. Hayır, ben yakın arkadaşlarımı diyorum. Ha, okey. Diğerlerine bana ne? Ne yapayım? Ne demişti sana? Bir dakika, bir daha söylesene onu. Unuttum vallahi. Ben de unuttum ama çok ders çalıştığın için şey, evet, mallarla konuşmuyorum böyle bir şey demiştin. Evet. Başka? Bu kadar mı? Tamam. Begüm? Bu kadar. Herkese merhaba. Ben de bugün 11 saat çalıştım ve 400 soru çözdüm. Arkadaşlık ilişkilerimde benim bayağı değişimler oldu. Bir grup oluştu. Onlar gerçekten moralimi ciddi manada bozmaya başlamışlardı. Böyle sürekli hadi gel dışarı çıkalım, hadi gel şunu yapalım diyen bir tayfa vardı. O tayfayla biraz uzaklaşmak zorunda kaldım. Arama mesafe koydum. Bir de şöyle bir tayfa oldu. Gerçekten bu süreçte hem psikolojik olarak hem de manevi anlamda çok fazla bana destek veren arkadaşlarım da oldu. Onlarla da çok farklı sistemler kurduk. Birbirimizi daha fazla motive etmeye başladık. Birbirimizin çalışmasına yardımcı olmaya başladık. Hatta şöyle bir sistem de oluşturduk. Bu sabah da hatta yaptım. Bu sabah ben ceza almıştım. Sabahları erken uyanamayan bir kesim vardı. O kesimle birlikte her sabah 5-5.30 civarı kalkıp birbirimizi aramaya başladık. Uyanamayanlar birbirlerine ceza veriyorlar. O tarz sistemler, evet, falan oluşturduk. Bunu ben bir videoda evet anlatmıştım. Benden mi gördünüz yoksa siz mi şey yaptınız? Benden gördüm. Ha, bir de kendi bulmuş gibi anlatıyor bak. Söylesene Allah'ım. Bir Kemal abi, senin videondan gördüm de reklam yap. Kemal abi gördüm, senden uyguladım. Ha, okey, tamam. Arkadaşlar, sizin de böyle arkadaşlarınızla uyguladığınız yöntemler falan varsa yorumlara yazın da insanlar faydalansın. Sude?
Suda öldü. Bak nasıl dedikodu yapacaksa işte izin vermedi Allah. Tam güzeldi. Merhaba, 10. sınıfım. Hedefim ilk 10.000. Bugün hastanedeydim. O yüzden 7 saat çalıştım. Geldikten sonra da konu çalışsaydım hiçbir şey olmayacaktı. O yüzden sadece TYT'den soru çözdüm. 390 soru oldu. Arkadaşlık ilişkilerime geldiğinde ilk başta yani bu kadar çok değil, yani bu kadar fazla çalışmadığım için çok böyle bir şey yapmıyorlardı. Sonra 10 saatin üstüne çıktığımı duyunca bir ara öleceğim diye korktular. Yani bayağı bir acıyorlardı falan, böyle iyi misin falan diyorlardı. Ondan sonra onları da bozdum. Şu an onlar da çalışıyor. Süper. Bozmamışsın, düzeltmişsin. Yani evet ama onlar bozduğumu düşünüyor. Evet, Ilgın. Abi ben bugün 7 saat çalıştım, işim çıktım. O yüzden az oldu. Bir de 148 soru çözdüm. Konu ağırlıklı olduğu için soru sayısı biraz az oldu. Ben böyle öyle bir arkadaşım olmadı açıkçası. Zaten yani çok fazla böyle nasıl anlatacağım bilmiyorum. İki tane değil, 4 tane yakın arkadaşım var. 4'ü de iyi insanlar. Abi bilmiyorum nasıl anlatacağımı şu anda. Hani hiçbir sıkıntı çekmedim açıkçası arkadaş konusunda. Hani iyiler yani. Hala da görüşüyoruz. Hani zaten 3'ü mezuna kaldı. Bir tanesi üniversiteyi kazandı. O da online çalışıyor. Hiç şey değil yani. Aynı devam eden. Hiç sıkıntı olmadı. Süper. Şanslıymışsın o zaman sen. Aynen. Salih. Merhabalar. Ben bugün güzel çalıştım abi ya. İşte 4 saat sadece geometri çalıştım. Paragraf çözdüm. Halk edebiyatını güzel öğrendim. Coğrafyadan üst çalıştım. Cün bitirdim. Faktöriyel bir de problem çözdüm. AYT matematik çalışacağım yayından sonra. 13 saat oldu. 350 soru. Benim arkadaşlık ilişkilerime gelirsek. Şimdi ben daha önce pandemi sürecinden önce zaten yurtta kalıyordum. Yurtta kaldığım için arkadaşlarımla beraber yaşıyordum zaten. Yani okulun kendi yurdu olduğu için Eskişehir'de. Bir de şöyle bir şey vardı. Ben Türkiye'ye döndükten sonra benim dönem arkadaşlarım 12. sınıf olduğu için onların tam sınav sürecinde aynı odada kaldık. Yani onlardan bir şeyler öğrendim yani sürecin sıkıldığını. Bir de şöyle bir şey var yani şu anki arkadaşlık ilişkilerimde de zaten arkadaş konusunda seçici bir insan olduğum için cool olmayan bir insanla yani cool'dan kastım böyle iyi, anlayışlı ve düzgün karakterli bir insan demek istiyorum. Çok yakın arkadaşlık kurmam ve kendi samimi olduğum arkadaşlarımla da dert konusu konuşmuyoruz. Yani herkes kendinden, yani hiçbir birbirimizin moralini bozmuyoruz bununla. O önde, o geride falan. Öyle benimki. Gayet iyi, güzel. Emirhan? Ben bugün 10 saat çalıştım. 249'da soru çözdüm. Benim arkadaşlık ilişkilerim sanırım 10. sınıfta bitti. O günden beri hani birkaç grupla takıldım ama o kadar samimi değildim. Sen zaten lise değiştirince, iki tarafı da satınca orada bitmiş senin arkadaşın. Değiştirmedim. Ortaokuldan liseye geçerken oldu. Ortaokuldan liseye geçerken. Ya lisede halı sahaya falan gittiğim bir ekip vardı da onlar yakın arkadaşım değildi. Hani onlara derdim falan anlatmıyordum. Benim genelde sanaldan çok arkadaşım oldu. Hala daha var. 8 yıllık arkadaşım var. Yani arkadaş grubumuz var hatta. 10-15 kişiyiz. Neyse. Süper. Onlarla ilişkim şöyle oldu. Mesela ben pazar günü bazen onlarla gidip konuşuyorum. Beni oyuna çağırıyorlar böyle hafta. Mesela cumartesi akşamı bir tane oyuna çağırdılar. Sen gitmesem onu düşünüyorum şu an. Hayır gitme. Onlarla da evet gitme. Uzun zamandır oyun oynamadım. O kadar. Evet şu an çok güzel bir yorum geldi chat'e. Onu okumak istiyorum izin verirseniz. Birkaç haftadır yayınlarınızı takip ediyorum. Bu kanalın formatı gerçekten çok güzel. Yayıncıyı ve yayına katılan öğrenci arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ben Amerika'da bir üniversitede profesör olarak çalışıyorum. Sizler gibi güzel gençleri bu şekilde görmek çok güzel. Bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen söyleyin. Bu kanalın fikir sahibini de ayrıca tebrik ediyorum. Bir eğitimci olarak saygılar. Biz teşekkür ederiz bu güzel yorumunuz için hocam. İnşallah elimizden geldiğince devam etmeye çalışacağız. Sizlerin de böyle güzel yorumlarını aldıkça mutlu oluyoruz. Evet, Şeval. Merhaba, ben bugün 9 saat çalıştım. Böyle arkadaşlık ilişkilerim, yani lisede sosyal bir insanım, arkadaşlık ilişkilerim de iyiydi ama sonra aramız bayağı açıldı.
böyle hiç görüşmemeye falan başladık. Şu an 3 tane arkadaşım var. 2 tanesi üniversiteye gitti. Pek fazla konuşmuyoruz. Bir tanesiyle de arada buluşuyoruz. Öyle yani. Biraz asosyalleştim yani bu süreçte. Peki Buse? Ben de bugün 11 saat 12 dakika çalıştım. Aslında daha çok çalışacaktım da elektrikler kesildi. Ondan olmadı. Gelmeyecektim aslında da. Tam böyle video başlamadan önce geldim. Yani şans eseri geldim beğen. Ondan sonra bir de şey, arkadaşlık ilişkileri. Benim zaten çok fazla arkadaşım olduğu söylenemezdi. Ama olanlarla da şu an ders dışında pek bir şey konuşmuyoruz yani. İşte can ders ne zaman, şu soruyu yapar mısın falan tarz şeyler konuşuluyor sadece. Öyle. Güzel. Yani yapacak bir şey yok. Sınav döneminde böyle oluyor genelde. Sıla? Evet. Merhaba. Ben bugün 12 saat çalıştım. 468'de soru çözdüm. Arkadaşlık ilişkilerim. Şöyle, benim bir tane arkadaşım var. Çünkü ben çok öz seçmeye çalışırım arkadaşlarım. Hani öyle çok kişiyle de arkadaş olmayı sevmiyorum. Hani ama şimdi diğerleri şey olmasın da en yakın arkadaşım olarak bir diyorum. İşte onunla da şöyle, biz genel olarak zaten ikimiz de çok ders çalıştığımız için bu sınav döneminden sonra hiçbir şekilde sorun olmadı. Ki zaten hani onunla da hep her gün konuşuyoruz. Hatta yayına girmeden önce de onunla konuşuyordum. İşte genel olarak dersleri falan konuşuyoruz ama hani çoğunlukla pek aksattığımı düşünmüyorum arkadaşlarım. Zaten bir tane çok da değil. Evet. Güzel. Bir tane arkadaşın olması her ne kadar kötü olsa da yine de güzel. Ben sevmiyorum çok fazla arkadaşlık. Yani... Biz senin arkadaşın değil miyiz burada? Ya hayır. Hadi hep beraber. Öyle değil. Ben dost olarak bahsettim ya. Biz dostun değil miyiz? Çok battım. Işte. Tamam biz anladık. Merak etme. Atakan? Merhaba. Ben bugün 5 saat çalıştım. 9 saat 25 dakika ama 3 saati dershane olduğundan dolayı biraz şey oluyor. Yalan dolan oluyor. Onun dışında benim arkadaşlık ilişkilerimde işte biraz bu açığa geçtikten sonra kötüleşti falan. Sonra birkaçıyla kavga ettim, birkaçıyla kötü oldum. Onun dışında ders genelde yani ders konuşuyoruz. Ama ben şu sıralar tembihliyorum özellikle. Ders konuşmayalım yoksa kötü oluyor diye. Sonra hırs falan başlıyor, kötü oluyor yani. Tavsiye. Peki. Evet, herkes bir böyle durgunlaştı arkadaşlık ilişkilerini düşününce. Arkadaşlar siz de arkadaşlık ilişkilerinizin nasıl olduğunu, neye dönüştüğünü yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, bugünün de sonuna geldik arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz.